demek ki güzel başladınız. Ya siz nasıl başladınız? Enerjiyi mi? Peki enerjisi kötü olanlar var mı? Haftaya kötü başlayanlar var mı? Duyar gibiyim, sanki bu hafta iyi şeyler olmayacak der gibisiniz. Ama bugün size müjdelerle geldik. Hemen söyleyeyim, notumu da aldım. Nuray Sayarı dedi ki bugün Jüpiter Terazi burcunda geri hareketine başlıyormuş. Ama bu hiçbirimizi endişelendirmesin. Bu ne demek biliyor musunuz? Önümüze ne fırsatlar çıkacak? Ne fırsatlar? Kaçırdığımız fırsatlar tekrar önümüze gelecekmiş. Özellikle 4 burç var ki bu haftaya en şanslı başlayanlardan. Hadi o zaman başlayalım. Sizi daha fazla bekletmeyelim. Önce konu başlıklarımıza göz atın. Saniyeler sonra astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı burada sizlerle olacak. Ve cumartesi günü sevgili hanımlar, cumartesi günü Jüpiter, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, ay tutulması yaşanacakmış. Ve bu ay tutulmasında çok önemli fırsatlar elimize geçecek. Az sonra Nuray Sayarı bizler için bir ritüel verecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Hazır mısınız şimdi? Bakalım bu haftanın en şanslı 4 burcu hangisi? Peki diğer burçlar neler yaşayacak? Alkışlar mıyız? Astrolojinin gerçek kraliçesi Nuray Sayarı geliyor. Buyurun efendim, gerçek kraliçe. Merhabalar. Biraz böyle samimiyetsiz bir öpüş oldu ama onun kırmızı rujunu... Evet, bulaştırmayalım diye. Hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Astrolojinin gerçek kraliçesi evet, diyorum. Duydum, teşekkür ediyorum. Neden ama? Bir kitap çıkarttı. Çıkarttığı kitapla bir okul yaptırıyor evet, şimdi. Evet, sayenizde. Hafta sonu, hep bunu tekrar ediyoruz. Hafta sonu Soma'daydı. Evet. Bana kitap, daha doğrusu mesaj attı, dedi ki bak Nur görüyor musun, inşaatımızın ikinci katını çıkıyoruz. Evet. Hepsi, üçüncü kat. Üçüncü katı, özür dilerim. Bu hafta başlıyor. Üçüncü katını çıkıyoruz. Bunların hepsi ne biliyor musun dedi. Okuyucularımın, seyircilerimin sayesinde sizler oldu. Sizler sayesinde. Allah razı olsun. Senden de. Gün. Şöyle geçelim. Çok ağladım yine. Ay çok özür diliyorum. Duygulanıyorum çünkü. Sevinç, mutluluk gözyaşı bunlar. Evet, sevinç. Yani o başka bir şey. Allah'ım kimseye yokluk göstermesin. Amin. Hiçbir evladı yetim bırakmasın. Amin, amin. Ben birebir diyaloglarda olduğum için sürekli oraya gittiğimde başka bir mutluluk bu. Yani inanın bana, köşk yaptırsam o mutluluğu yaşayamam. Girdiğiniz anda görüyorsunuz zaten. Oh kafamıza. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin mutluluk ve sevinç gözyaşların, bunu biliyoruz. Biliyorum. Bu sabah enerjimizi düşürmüyoruz. Evet, düşürmüyoruz. Enerjimiz hep yüksek. Hatta ekran başında olup da böyle gözyaşı dökenler varsa onlara müjdelerle geldik. Evet, hanımları güzel da bir hafta. Vallahi. Çok güzel bir hafta. Bu arada teşekkür etmem gerekenleri unutmayayım. O zaman hemen efendim, sevgili okulumun ustabaşı, müteahhiti Murat Albayrak'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü ben böyle gıdım gıdım o paraları toparlayıp biriktirip seminerler yapıp biriktirip veriyorum. Onlar da şevkle çalışıyorlar. Ve veresiye diye bir şey yok bir kere inşaat sektöründe. Bundan sonra müteahhit olabilirim. O denli bir çalışma içindeyim. Murat Albayrak'a sonsuz teşekkürler ediyorum. Bana verdiği destek ve yardımdan dolayı. Efendim çok önemli yine... İsmini anamayacağım, açıklarsam kızar çünkü. Betonumu veren firmaya sonsuz teşekkürler ediyorum. Betonumu veren, bir şey söyleyeceğim. Demir içinde sana teşekkür ediyorum. Nebahat'a da desteklerinden dolayı. Bu okul bizim okulumuz. Bu arada... Öldürdün gülmekten, betonumu veren. Cumartesi pazar Ankara'dayım. Evet. Ankara'da çok önemli bir çalışma programım var. Ondan sonraki hafta Mersin'deyim. Buraya katılan herkes para veriyor. Verdiği parayla da yaşadığı organizasyonda bir tuğla koyuyor. Girin Instagram'a, görün Nuray Sayarı. Tuğba Esel'le iletişime geçin. Peki. Gelsin tuğlalar. Gelsin tuğlalar. Seni şöyle yerine tamam. Alıyoruz. Çok önemli bir şey. Hayırda yarışalım olur mu? Ay, en önemli olur, şey hayırda yarışmak. Olur. Şimdi bugün
az önce söyledim. Bugün çok güzel şeyler olacak. Yani bugün itibariyle başlıyor değil mi? Bugün güne kötü başladıysanız hadi şöyle kalkın, açın pencerenizi, temiz havayı içinize çekin. Hep söylüyorum ya, eğer evinizde uyandıysanız, kendi yatağınızın, kendi çarşafınızın kokusuyla uyandıysanız, bir de sağlıklıysanız her şey boş. Aynen. Hadi Instagram'dan ve Twitter'dan bizimle duygularınızı da paylaşabilirsiniz. Astrolojinin gerçek kraliçesi stüdyomuzda ve 12 burcu tek tek yorumladığımız tek sabah programındayız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi buralara kadar taşıdığınız için. İkinci yıla girdik sizinle beraber. Nice iki yıllar olsun. Twitter Nur Viral, Instagram Nur Viral, Twitter'dan fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz. Bir de altıda lütfen doğum saatinizi ay, yıl ve gün olarak, bir de doğduğunuz saati doğru yazmanız gerekiyor ki astrolojik haritayı düzgün çıkartsın sevgili Nuray Sayarı. Bununla beraber eğer bize ulaşmak isterseniz, bir de bugün doğum gününüzse, işte telefon numaramız şu anda ekranda görüyorsunuz. Bugün doğum günü olan seyircilerimizin doğum gününü kutluyoruz ve başlıyoruz koçlarla. Hadi gelsin ekrana bakalım. Hemen başlayalım. Sevgili koçlar, bu hafta haftaya nasıl başlıyorlar? Acaba şans onların yüzüne gülecek mi? Evet, para ve sağlıkta koçlar çok iyiken aşk konusunda küçük bir uyarı mı var onlara? Evet, var. Neden var? Bazı anlar vardır. Duygularımızı ve kendimizi tanımakta zorluk çekeriz. Özellikle de şimdi Jüpiter'in gerileme sürecine başlaması ve 6 Haziran'a kadar da gerileyecek olması birçok kişi adına şans getirirken, öncelikle koçlar kaçırdığı fırsatları yeniden elde edecek. Çünkü karşıt burçları terazi burcunda gerileyen Jüpiter artı cumartesi günü gerçekleşecek olan yılın ilk ay tutulmasıyla birlikte birçok şeyi değiştirebilirler ki 11 Şubat günü Türkiye saatiyle 03.32'de ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma Aslan Kova aksında gerçekleşecek. Dolayısıyla siz sevgili koçlar, ikili ilişkiler ve birliktelikler konusunda sizi düşündüren, aynı zamanda hayıflanmanıza da neden olan birçok konuyu çözümleme, size can katan, keyif veren uğraşılar içerisinde olmaya yakın olurken, sizi zorlayan her türlü İlişkiden de uzaklaşmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda koçlar her zaman sosyaldir. Hiçbir zaman asosyal değildir. Ama seçici sosyal olmaya önem veren bireylerdir. Sevgili koçlar, bakın dikkat ederseniz aşkta 4 yıldızınız var. Özellikle Jüpiter'in gerilemesi, ay tutulmasını karşılarken bugün itibariyle başladığı için kimine göre şans, kimine göre şanssızlık olabilir. Siz koçlar, bir evlilik bitirdiyseniz ya da bir ilişkiyi sonlandırdıysanız, hayatınızdan çıkan kişinin geri dönüşü birçok koçu sevindirirken birçok koça da hüzün verebilir, üzüntü verebilir. Nereden çıktı şimdi bu hatun? Yeniden beni arayıp sormaya başladı. Nereden çıktı bu beyefendi? Bana niçin geri geldi gibi. Dolayısıyla sorgulamalar haftasındayız. Bu sorgulamalardan kaynaklanan duyguların ve düşüncelerin de belirsizliği ortadan kalkıyor. Aynı zamanda bu tutulma öncesi ve sonrasında iş ve çalışma hayatınızda geciktirilmiş bir kariyer durumunuz varsa ve geciken kariyerle ilgili düşüncelerinizde her şeyi geliştirip değiştirebilecek hem enerjiye sahipsiniz hem de hak ettiğiniz parayı, hak ettiğiniz kariyeri bu haftayla birlikte elde edeceksiniz. Özellikle sizden uzak kaldığına inandığınız şansı bu hafta itibariyle haftanın 3. günüyle birlikte ele alacak, ciddi anlamda başarıyı, ciddi anlamda önemsenmeyi ön planda yaşayacaksınız. Aile içi ilişkilerinizi gözlemlerken hayatı beraber paylaştığınız partnerinizle, yani bu eşiniz, hayat arkadaşınız, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, bir ilişki içindeyseniz hayatınızdaki kişiyle yaşlanma kararı alabilirsiniz. Bir evliliğin içindeyseniz ve sorunlara sahipseniz bu sorunların sona ermesine yardımcı olacak. Hatta ilişkinizde biz olmanın,
birlikte olmanın dengesini, düzenini, güvenini ve ayrıcalığını yaşayacaksınız. Sağlığınız hafta boyunca gayet yerinde olurken çevrenizdeki yakınlarla ilgili ufak tefek sağlık sorunları endişe etmenize, huzursuzluk içerisinde bulunmanıza etki edebilir. Korkularınızı özgürleştirin. Hiçbir konuda korkak davranmayın. Aynı zamanda koçlar için bu hafta geciken işler, geciken ilişkiler, efendim geciken niyet ve düşünceler tek tek gelişecek, gerçekleşecek. Koçlar için bu hafta spotumuz, geç kaldım sanma, geciken her şey önünüzde, kapınızda sizinle olacak. Evet, inşallah. Güzel bir hafta. Ne geçiyorsa da olsun. Bu arada Döndü Hanım ameliyat olmuş, bel fıtığı ameliyatı. Geçmişler olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyorum. Sevgili Duygu, Fatma Sarı, hepinize sevgiler. Güzel mesajlar alıyoruz. Instagram, Twitter, Nur Viral. Hanover'den bizi izleyenler var. Almanya'dan özellikle izleyen gurbetçi dostlarımıza, seyircilerimize sevgiler sunuyorum. Bu haftayı herkes gerçekten çok merak ediyor. Bir de dedik ya, üzüntünüz varsa, sıkıntınız varsa hiç merak etmeyin. Hepsi gidecek inşallah. Bu haftaya kötü başlayanlar da varsa, ekranları başına yeni geçenlerden özellikle lütfen bizi can kulağıyla dinleyin. 12 burcu yorumlayacağız. Geriye kaldı 11 burç. Ama kendi burcunuzu izleyip sakın televizyonu kapatmayın. Nuray Sayır'dan bir şey öğrendik biliyorsunuz. Bir, gerçek burcunuz. İki, yükselen burcunuz. Evet. Bir de ay burcunuz çok önemli. Eğer bunları biliyorsanız hepsini takip edin. Çünkü hepsi bizim için ayrı önem taşıyor, değil mi? Yükselen başımıza gelen olayları nasıl çözümlememiz gerektiğini ya da nasıl çözümleneceğini, ay burcumuz günlük yaşamımızı, sorumluluklarımızı, evimizi, yuvamızı, güneş hayata karşı duruşumuzu, çevremizdeki kişilerin bizi nasıl gördüğünü, ne düşündüğünü, nasıl davranmamız gerektiğini temsil ederken, güneş duruşumuz, yükselen yolumuz, ay psikolojimiz efendim. Dolayısıyla tek tek dinlemek, sadece benim ben kovayım, kovayı dinledim, hadi ayrılayım yapmayın. Evet, duruşunuzu gördünüz. Vallahi burada amacımız hani seyirci ekran başında kalsın değil. Gerçekten dinleyin ki haftaya yön verin. Ama bu kesinlikle arada tabii ki sizin de ekran başında kalmanızı istiyoruz. Ermenistan'dan izliyorlarmış bizi. Öyle mi? Evet. Çok sevgiler, özellikle, çok selamlar. Özellikle Aynur'a teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan izleyen seyircilerimiz var. Bir seyircimiz demiş ki Hatice Karabağ Kolca, koca. Hala aynı demiş. Koçları uzun uzun söyleyeceksiniz. Sona kalanlar 2 dakika. Hayır. Vallahi haksızlık ediyorsunuz. Uzun uzun anlatıyoruz. Geçen hafta da öyleydi. Uzun uzun anlattık. Hadi boğalar, bir geçelim bakalım biz ne yapacağız bu hafta? Neler yaşayacağız? Tablonuz gelsin ekrana. Bir görelim bakalım. Oh oh oh. Maşallah, şimdi, maşallah. Gezegenlerin etkisi ve kombinasyonu. Senin surata bak, boğayım ya bak. Ama bak, boğalar bu Jüpiter gerilemesinden artı tutulmalardan nasıl etkileniyor biliyor musun? Nasıl? Ev, aile, yuva, iş, kariyer adına fark edilme. Olumlu şimdi, yönde yani. Olumlu yönde tabii. Ay, güzel, ki. İyiymiş. Önde olma, fark edilme ve ilerleme konusunda beklentiye girdiği, sonuç alamadığı her şeyin sonucuyla yüzleşme haftasında. Harika. Olumlu anlamda yüzleşmeler yaşayacak boğalar. Aynı zamanda taşınmak, ev değiştirmek, hatta sonuçlandırmak isteyip sonuçlandıramadığınız dileklerinizi, işlerinizi tek tek sonuçlandırmak, tek tek sonucuna vardırmak. Güzel. Ayrıca mutluluk verecek siz sevgili boğalara. Bu hafta arkadaşlık ve sosyal yaşamınızda çok değer verip sevdiğiniz dostlarınızla ilgili, sizin hakkınızda ne düşündükleriyle ilgili başka arkadaşlarınızdan bilgi edinebilir, yorumlar alabilirsiniz. Asla takılmayın. Ki bu takılmayın cümlesini hiç sevmiyorum ben. İnsan nasıl takılmaz ya? Sevdiği, değer verdiği, güven duyduğu. Arkadan konuştuğunu duyunca. Yani sonuçta çok yakın arkadaşın da olmayabilir. Senin hakkında, doğru, konuşulan bir şey insansan eğer seni etkiler. Dolayısıyla ilk etapta etkilesin ama bunu hayat galesi haline getirmemek gerekiyor. Dert etmeyin diyor. Aynen, ama boğalar genelde dert eder, keder eder,
ve heder eder kendini. Ne ederse kendine eder. Aynen, şimdi onu diyecektim. Heder olup keder olup kendinize etmekten vazgeçin. Bu hafta sadece sizlere uyarım sevgili boğalar. Her şey yolunda gider ve ilerlerken endişe etmemeye, gelecek sorunu haline yaşadığınız sorunları dahil etmemeye özen gösterin. Aynı zamanda aileniz ve yakınlarınızla ilgili sizi mutlu eden şeylere çok zaman ayıracaksınız. Ama evliyseniz ve bir ilişki içindeyseniz tabii ki yakınlarınızla, çocuklarınızla, aile bireyleriyle ilişkilerinizi güçlü tutmak, onlar mutluyken sizin mutlu olmanız, siz mutluyken onların mutlu olması çok önemli ama özellikle boğalara evlilikleri ve ilişkileri konusunda uyarı yapmak istiyorum. Bir şeyi, bir olaya konsantre olurken ikinci bir durumu ihmal etmeyin. Çünkü böyle bir olasılığınız söz konusu olabilir. Hepsini parça parça yaşamaya, hayata tamamen dahil olmaya, tek bir alana odaklanmamaya özen gösterin. Evet, yarım kalan, sonuca varmayan, ilerlemesi geciken, tamamlanması zorlanan bütün işleriniz bu hafta bir nevi tıkır 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 yolunda ilerleyecek. Aşk, sevgi ve ilişki konusunda hayata tamamen dahil olmaya özen gösterdiğiniz takdirde her şey sizin istediğiniz gibi ilerleyecek. Her şey sizin istediğiniz gibi yükselişe geçecek ama ihmalcilikler ilişki ve duygu konusunda zorlanmalarınıza neden olabilir. Daha önce çok fazla ön plana çıkmak istediğiniz ama bir türlü geliştiremediğiniz iş ve parayla ilgili beklentilerinizde ise haftanın 4. ve 5. günü itibariyle başarıya yaklaştığınızı da görebilir, hissedebilir. Aynı zamanda kendinizi görmek istediğiniz yerde görerek geleceğe güven duyabilirsiniz. Siz boğalar. Hı hı. Sağlık son derece yerinde olacak ki haftalardır boğalar yaşam kalitesini geliştirmek için mücadele ettiler. Özellikle boğaların bu dönem fazlalıklarından da kurtulma dönemi. Bak, kilolar verilecek. Ay efendim, inşallah. Yük olarak görülen, gaflet duygusu yaşatan her şeyden kolaylıkla arınacak, arınmak için çaba göstermeyecekler. Hadi bakalım. Sadece emeklerini tek bir yere değil, hayatın tamamına aktarsınlar. Yani anneyi babayı mutlu ederken evladı ihmal etmeyin. Evlada konsantre olurken eşi ihmal etmeyin. Sevginizi dağıtın. Eşit dağılan sevgiyi de dağlara kalmaya özen gösterin. Peki. Yani tek bir noktada takılı kalmamaya özen gösterin. Boğalara spotumuz bu hafta özellikle konsantrasyonlarını güçlendirmeleri yönünde olmalı. Hayata konsantre olun. Tek bir noktada konsantre olmak yeterli değildir. Peki. Aylin Hanım demiş ki Cezayir'den sizi izliyorum. Nuray gerçekten kraliçe. Onunla haftaya başlıyoruz demiş. Canım Cezayir'den. Benim. Hayır, bakar mısın nerelerden izleniyoruz? Bodrum'dan Çağlayan Hanım sevgiler sunuyorum size. Bu arada Deniz Mavi Bayram. Deniz Hanım aşk olsun. Demiş ki boğalar torpilli galiba demiş. Her hafta süper tablosu var. Ama gezegenlerin kombinasyonu. Peki bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyor ama kaç haftadan beri bizim boğaların tablosu çok ama, iyi ama. Bak kendini biz neler çektiyorsundur. Ha biz neler yani, çektik geçtiğimiz yıllarda. Aramızda, tabii. Çok zor günlerdi. Bak boğa var aramızda olanlar. Şimdi, neler şimdi çektik neler. Şimdi özgürleştiğinizi hissediyorsunuzdur yaşadıklarınızla. Gerek sağlık konusunda, gerek hayata dair. Tabii o da latife yapmış. Yanına tabii da hemen ki bir gülücük de koymuş. Ha, kendisi ikizler burcunda devamlı kötü demiş. Para hep az. Yıldız aylardır yok. Ah kıyamam. Bir bakalım mı bakalım? İkizler gerçekten kötü durumda mı? Çok zor bir dönem geçiriyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada cezaevi demişken ben geçtiğimiz sene sevgili Deniz Seki'yi ziyarete gitmiştim. Cezaevi değil, Cezayir. Cezayir, ben de cezaevi anladım. Ay çok hoşsun. Ben sağır da oldum, bakar mısın? O da dedi ki ama ben çok mektup alıyorum ya cezaevinden. Tamam. Cezayir'i cezaevi olarak algıladım. Ama çok mahkum hanımefendi de var. Bizi izleyen, kader seyreden mahkumlar olmaz mı? Kader mahkumlar olmaz mı? Onlara da buradan sevgiler, selamlar, sabırlar dileyelim. Aynı şekilde hastanelerde izleyenler aynen var şu anda. Aynen. Sevgili Melike Hanım hastaneden bizi seyrediyormuş. Moral oluyorsunuz diyor pazartesi canım günleri. Benim. Hiçbir şey olmayacak. Allah'ın izniyle siz de versin. Hastaneden çıkacaksınız ve sağlığınızla kavuşacaksınız. Şimdi sizi hiç kaçırmadan izlerim demiş Ece. Soner ikizler burcunda.
Hiç işimde rast gitmiyor demiş. Bakalım mı bu hafta acaba ikizlere ne olacak? Rast gitmeyen işiniz düzelecek mi? Yoksa daha mı kötü olacak? Bakalım. İşte gelsin ekrana. Evet, para gerçekten bak bu hafta da tek yıldız eksik. Seyircilerimizin de değindiği konu para. Ama biz aşkla başlayalım. Aşk, para ve sağlıkla devam Tabii edelim. Tabii ki. Şimdi özellikle gezegenlerin kombinasyonu Jüpiter'in gerilemeye başlamış olması bugün itibariyle cumartesi günü de yılın ilk ay tutulması tamamen tüm kombinasyonlar sevgili ikizlere derdini bağıra bağıra anlatmaya ihtiyaç duyurabilir. Acaba sesimi mi duyuramıyorum? Ben kendimi mi anlatamıyorum? Ya acaba ben görünmüyor muyum? Bir görünmezlik mi var benim durumumda gibi sesinizi yükseltmeye, hatta çığlık atarcasına kendinizi anlatmaya ihtiyacınızın arttığı bir süreçtesiniz. Öncelikle yeni düşünceler, fikirler, planlar, projeler konusunda karamsar olmamaya, hatta mümkünse ne kadar ağır ilerlerse o kadar emniyetli işlere ve sonuçlara sahip olacağınızı hissetmeye kendi içinizde özenle önem gösterin. Özellikle bu dönem gündelik işler ve beklentiler konusunda hiçbir şey için acele etmeyin. Ruhunuzu sakinleştirin, benliğinizi sakinleştirin. İçinizde nefsinizle yaptığınız yarıştan arınmaya özen gösterin. Özellikle Jüpiter gerilerken ki Haziran'a kadar gerileyecek. Tabii ki yılın ilk ay tutulmasının ardından bir de yılın ilk güneş tutulması olacak. Tüm bu gezegen kombinasyonları ve tutulmalar siz sevgili ikizlere öncelikle hem anda kalıp hem de olup biteni detaylı bir şekilde görmek ve gözlemlemek adına ruhsal koşuşturma içine sokabilir. Şimdi hem anda kalıp hem ruhsal koşuşturma başarabilen için muhteşem bir durum ama ruh yorulduğu anda başarıyı elde edemediğinde ya da istediği sonucu göremediğinde yorgunluğundan arınamaz ve kurtulamaz. Ben siz ikizler için diyorum ki sadece bu hafta mümkün olduğunca sakinliğinizi koruyun, geleceğinize güvenin, umutlarınızın artmasına siz yardımcı olun. Sizden başkasının size yardımcı olamayacağını unutmayın. Neden? Umutlarınız bittiği anda yarınlarınızın karanlık olduğunu hissedebilir ve görebilirsiniz. Ne diyoruz? Umutsuz insan yarınsız insandır. Özellikle bu dönem ve bu hafta mümkün olduğunca umut var olmaya, umutkar düşünmeye, umutsuzluklarınız varsa bunlardan arınmaya özen gösterin ve kendinize yardım edin. İşleriniz, kazancınız ve istikbaliniz konusunda yılın ilk tutulması ve sonrasında amaca hedefe koşarken gelecekle ilgili korkularınızdan arındığınız takdirde bir yalnız ikizlerseniz yeni bir aşka, ilişkiye başlamak ve bu dönem tanıyacağınız kişilerle gelecek kararı bile alabileceksiniz. Hatta yalnız değil de kafaca birlikte ilişkice ayrıldığınız bir ilişkiye sahipseniz eski ilişkiniz size geri dönebilir. Ya da dağılmış, ara verilmiş beraberliklerinizde tekrar birleşmeler ön planda olabilir. Peki biten, kıymetimi bilmeyen, bana değer vermeyen eski eşi ya da sevgiliyi geri döndüğü takdirde nasıl bir kararla karşılamalıyım diyenler varsa, özellikle içinizde öfke ve nefret yoksa, ruhen yeniden şans vermek istiyorsanız ama bu şansı ve bu kararı kendiniz verecekseniz tabii ki şans tanıyabilirsiniz. Ama çevrenizdeki kişilere sorarak sence ne yapayım duygusu içindeyseniz o zaman biten bir şeyin başlamasına asla müsaade etmeyin, asla izin vermeyin. Maddi konularda azalmış gelirinizin artmasına zaman tanıyın. Kariyer geleceğiyle ilgili ise planlı olun, programlı olun. Bu dönem çok fazla değişim beklemeyin. Şartlarınızı korumanız yeterli olacaktır. Bu hafta ikizler için spotum, kendi kararlarınızı kendiniz alın, kendiniz verin. Sizin kararlarınızın
başkaları tarafından yönetilmesine müsaade etmeyin ve izin vermeyin. Evet, sevgili Pınar Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Pınar Pehlivan, doğum gününüzü kutluyorum. Ekranda gördüğünüz numaradan bize ulaşıyorsunuz. Bugün doğum günü olanlar arıyorlar ve bir seyircimizin canlı yayında astroloji haritasını çıkartıyoruz. İkizlerin hemen ardından sıra gelsin sevgili yengeçlere. Sevgili yengeçler, bu hafta ne yaşayacaklar? Hangi alanlarında yıldızı eksik? Hadi görelim bakalım neye dikkat edeceksiniz ve nasıl davranacaksınız? Evet, aşk, para ve sağlıkta ikizleri sağlık konusunda uyarıyorsun. Sağlıkla başlayalım, para ve aşkla devam edelim. Özellikle bu dönem ikizlerin beslenmeye, yemeye, içmeye, yaşam kalitesine çok özen göstermesi gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem bu hafta mümkün olduğunca bedeninizi, ruhunuzu ve yaşamınızı kaliteli bir hal içerisinde yaşamaya ve yaşamda içsel huzuru da yükseltmeye özen göstermeniz gerekiyor. Bugün itibariyle şans gezegeni Jüpiter terazi burcunda geri harekete başlayarak bu dönem 9 Haziran'a kadar da Jüpiter'in retrosu, yani gerilemesi devam edecek. Aynı zamanda siz yengeçlerin kaçırdığınız fırsatları elde etmesi bu dönem çok beklenilir bir durum değil. Ama benim sizlere tavsiyem, kendi içinizde gelecek ve kararlarınız konusunda bu dönem parasal konular, alışverişler, ödemeler, krediler öne çıkabilir. Yeni yatırımlarda bulunma, düzenli ve iyi bir kazanç elde etme, iş kurma konusunda ve kurduğunuz ya da kuracağınız işte önemli bir isim elde etme ile ilgili planlarınız varsa bunlara kendi içinizde net bir şekilde konsantre olabilirsiniz. Sizi başarıya getirecek bazı arkadaşlarla karşılaşabilir ve tanışabilirsiniz. Özellikle bu dönem sağlığınız ve sıhhatinizde mümkün olduğunca kazalara karşı tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle ben hiçbir iş hayatına sahip değilim, ev hanımıyım, bütün gün oturuyorum diyenler de varsa bence hayatın en ağır işçileri ev hanımlarıdır. Lütfen mutfakta bıçak ve gereçlerle ilgilenirken, araç ve gereçlerle ilgilenirken ellerinize dikkat edin. Çok dikkatli ve tedbirli olmanız gereken bir süreçte ve bir dönemdesiniz. Çalışanlar, yengeç olup da çalışan erkekler, yengeç olup da çalışan hanımlar, bu dönem iş ve kariyerle ilgili özellikle şartları değiştirmek, kaçırdığınız fırsatları elde etmek değil, şartları geliştirmek ve değiştirmek adına kendinizi güçlü, güvende ve şanslı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğunuz çevre ve ilişkilerde hayatınıza yeni insanlar katılabilir ve bu yeni katılan kişilerden de görünmesi ve istenmesi gereken destek, yardım konularında özel bir çabaya girmeden beklenen yardımları elde edebilirler ve alabilirler. Bu dönem, bugün de okullar açıldı sömestr tatilinden sonra, çocuğu yengeç olanların özellikle bu hafta biraz çocuklarında bezginlik, isteksizlik hissetmeleri mümkün. Baskı kurmamaya, bir yengeç annesi isek eğer, çocuğumuzun eğitimiyle ilgili kaygı yapmamaya mümkün olduğunca özen gösterelim. Bir yandan anlatıp bir yandan bana bakıp gülüyorsun. Yengeç annesi. Yengeç annesi. Sabah kızım okula zor gitti. Ya. Böyle gözü kapalı. Gitmek istemiyorum falan. Kadar oldum. Değil mi? Bu hafta şey var, çünkü ayı yengeçte olan çocuklarımız, güneşi yengeçte olan, yükseleni yengeçte olan. Acaba da ne zaman, bugün okullar açıldı ya, tatil ne zaman? Aa, kızım soruyor, ne kaç ay kaldı daha okulların bitmesine? daha diyorum ikinci döneme yeni başladın. Bu böyle karanlıkta gidilir mi? Ah, yerim okula onu bu ben. Saatte gidilir mi? Hiçbir şey oldu çocuğa. Ah, kıyamam. Şimdi gezegenlerden demek ki. Gezegen kombinasyonlarından dolayı bu bir hafta sürecek. İnşallah. Ondan sonra yine aynı performansı, aynı enerjiyi yengeç çocuklarımız elde edecekler. Aynı aşk. Zamanda aşk ve duygu konusunda yalnız olanların, çocuklar için sormuyorum tabii, bütün ki. Yengeçler için bütün soruyorum. Yengeç, yalnız olan yengeçler için bu dönem uğraşı haline getirmemeye özen göstersinler. Çünkü yengeçlerden mesaj aldım, ya hep mi böyle kötü olacağız? Hep mi böyle aşkta
beklenmeyen sonuçlarla karşılaşacağız diyorlar. Özellikle bu dönem yengeçler kırgınlıklar, küslükler, dargınlıklar konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü eşiniz bir yengeçse alıngan davranabilir. Hayat arkadaşınız bir yengeçse her şeyi üzerine alınabilir. Özellikle benim sevgili yengeçlere diyorum ki hayatınızdakiler yengeçse onlara karşı bu hafta biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterin. Yalnız bir yengeçseniz, evet çevrenize yeni insanlar dahil olabilir. Tabii ki bir ilişkinin geleceği olup olmamasına karar verebilmek için tanımak gerekiyor mümkün olduğunca. Hemen ilk gördüğünüz kişiyi hayatınızın eşi olarak görmemeye, ani kararlar alıp vermemeye özen gösterin. Eski sevgiliniz sizi ararsa, eski eşiniz size geri dönüş yaparsa, eskinin size bir fırsat getireceğini bir astrolog olarak düşünmüyorum. O yüzden siz daima yeniye bakın, önünüze bakın efendim bu hafta. Bu hafta yengeçlere spotum, geçmişle işiniz hiç olmasın, tamamen geleceğe konsantre olun. Evet, Sevim Hanım demiş ki ya ne zaman yazsam hiç okumuyorsun demiş. Bak o kadar çok mesaj geliyor ki elimden geldiği kadar da bütün seyircilerimizin mesajını okumaya çalışıyorum. Lütfen böyle olumsuz şeyler yazmayın. Gerçekten sizi düşünerek hem burada fazla vakit almak istemiyorum. Yayınımız süreli. Her burcu tek tek okumak istiyoruz. Yoksa Nuray'a ayrı mesajlar geliyor, bana ayrı mesaj geliyor. Elimden geldiği kadar hepsini okumaya çalışıyorum. Bu hafta okuyamasam önümüzdeki hafta değerlendiriyorum. Lütfen haksızlık etmeyelim. Feride Hanım demiş ki nasıl ben hesaplayacağım yükselen burcumu? Doğum tarihi ve doğum saatiyle hesaplayacak. Öyle bir site var mı internet üzerinden var, hesaplayabiliyorlar tabii ki, var, değil mi? Var, yükselen var. Burcum diye giriyorsunuz. Ama orada şimdi enlem ve boylam hesaplaması yapılamadığı için tam bilemedikleri için yanlış bilgi de edinebilirler. En doğrusu bir astrologdan mı yardım profesyonel almak? Bir astrologdan yardım almaktır. Ki ben mümkün olduğunca bu ara ayıramıyorum zaman. O da zaten ki demiş ki Feride Hanım her site başka bir burç diyor tabii bana ki, demiş. Tabii ki. Yani profesyonel bir astrolog tarafından hesaplanmalı. Hı hı. Peki Feride Hanım'ı ben bu hafta seçeyim. Aa. İçimden geldi. Bu hafta bir kişiyi seçeyim. Harikasın ya. Bu bir dakika. Not edelim onu. Ben bulayım bir dakika. Feride Hanım ben bu hafta Feride Tamer 58. astrologunuz oluyorum efendim. Feride alt tire Tamer 58 yaz funda. Feride Hanım vallahi şanslısınız. Evet içimden geldi seçeyim onu ben bu hafta. İşte bizi böyle izlerseniz, bizi böyle izlerseniz yayında ne olacağı hiç belli olmuyor. Aynen her şey ani gelişebilir. Sana mı gelecek bu Bana hafta? Bana gelsin. Eğer şehir dışındaysa da ben kendisini. Bak ne kadar şanslı. Astrolojinin kraliçesi. Yükselen burcunu hesaplayacak. Ay tabii burcunu ki hesaplayacak. Nasıl sana harita işte çıkartacak yani. Neler bu dönem bekliyor? Acaba Feride Hanım hayatının karanlık noktalarını kendi mi oluşturuyor? Seni. Alkışlıyorum. Evet, evet. Feride Hanım, Feride Ulubay, Tire'de Tamer demiş herhalde eşi Tamer Bey. Feride Hanım sizi bekliyoruz. Arkadaşlarım sizinle iletişime geçecekler. Evet devam edelim. Aslanlar da bazı konularda çok endişeliler. Özellikle evet, aşk konusunda aslanların da bazı endişeleri var. Evet, o zaman zorlanmaları aslanları var. Aslanları getirelim ekrana bakalım. Nerede zorlanıyorsunuz? Bak aşk konusunda dedim. Ha. Aşkla gerçekten zorlanıyorlar. Nesi var peki? Niye neden zorlanıyorlar? Biliyor musun? Şimdi bu gezegen kombinasyonlarıyla birlikte tutulma hafta sonu 03.33-33.32-33 civarı cumartesi günü Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Aslan Burcu'nun karşı burcu nedir? Kova. Dolayısıyla odak noktanız bu hafta kendiniz olacaksınız. Hatta şimdi ekran başında olan sevgili değerli izleyenlerimiz de mutlaka kendi aralarında konuşuyorlardır. Evet ya son bir haftadır ben kendimi, kendi geleceğimi, kendi kararlarımı düşünür oldum. Bu benim hayrıma mı, zararıma mı? Özellikle tutulma dolunayla birlikte çünkü güneş tutulmaları yeni ayla birlikte, ay tutulmaları ise dolunayla birlikte gerçekleşir. Genelde astrolojiyi biraz araştıranlar çok iyi bilir. Ay tutulmalarında yol ayrımları, dağılmalar olur. Ama bazen de ortaya çıkmayan bir rahatsızlık varsa bu ortaya çıkar. Bağımlılık olmuş
artık size hiçbir hayrı kalmamış bir ilişkiniz varsa yolunuz ayrılır. Sevgili aslanlar, bu hafta ve bu dönem tutulmayı karşılarken odak noktanız kendiniz olacaksınız. Odak noktanız kendiniz olacaksınız derken özellikle kendiniz adına başaramadığınız, kendiniz adına olumsuz bir özelliğiniz olarak bilip farkında olup arınamadığınız, aşamadığınız sorunları ve problemleri aşma, yolunuzu ayıramadığınız kişilerle yol ayrımına girme, sağlığınızın daha nasıl iyi olması gerektiği konusunda kararlar alıp verme, dışarıdan bakıldığımda benim için ne düşünülüyor, nasıl görünüyorum, girdiğim katıldığım ortamlarda nasıl bir izlenim bırakıyorum, insanlar benim hakkımda ne konuşuyor gibi birçok konuyu da meraktan çıkarıp araştırma haline alabilirsiniz. Özellikle benim sizlere uyarım, bu dönem mümkün olduğunca kendinizi ifade ederken karşınızdaki insanları ikna etmeye çalışmayın. Karşınızdaki kişi iş arkadaşınız da olabilir, hayat arkadaşınız da olabilir, yakınlarınız da olabilir. Eğer birilerinin sizinle ilgili soru işaretleri varsa, sorgulanıyorsanız ve hakkınızda güvensizlik hissedildiğini düşünüyorsanız, siz sevgili aslanlar, alın ellerinizi başınıza, bir düşünün. Ben karşımdaki kişinin güvenini kaybedecek bir davranışta mı bulundum? Ya da ben bunca zaman ne yaptım? Şimdi görün beni nasıl gördüklerinin nedeni ben miyim? Yoksa onların kendi bakış açısı mı? Eğer birilerinin size güven duymasına, size ikna olmasına ihtiyaç duyuyorsanız zamana bırakın. Israrcı olmayın. Kimsenin kararlarını değiştirmek için baskı kurmayın. Ve mümkün olduğunca bu hafta kendiniz gibi olun, kendiniz gibi davranın. Asla kimseyi taklit etmeyin. Hatta çevrenizde birileri sizi taklit ediyorsa, bunu görüyor ve hissediyorsanız unutmayın. Taklit asıllarını yaşatır. O yüzden buna da çok fazla kendi içinizde sorunmuş gibi bakmamaya özen gösterin. Evli olanların tartışmalardan uzak kalması gerekiyor. Ayrı olanların birleşme ve barışma konusunda çok iyi düşünmesi gerekiyor. Güven kazanmak istiyorum diyenlerin ise ilişkilerini zamana bırakması gerekiyor. Odak noktanız kendiniz olurken mümkün olduğunca hedeflerinizi üstlenmeye, kendi işinizi kendiniz yapmaya özen gösterin. Özellikle bu hafta maddi konularda ve beklentilerde daha önce sizi zarara uğratmış kişilerin zararlarını karşılama isteği, hayretler içerisinde şaşırmanıza, kayıp paralarınızın geri dönmesine de kazanç elde etme olarak sevinmenize etki edecek. Bu hafta sağlığınızda ve sıhhatinizde artan performansınız enerjinizi boş işlere tüketmeye de etki edebilir. O nedenle hayat bir armağan, süresi de yok. Zamanı çok kaliteli yaşamaya özen gösterin. Siz aslanlara bu hafta benim spotum. Ben kendimi nasıl görüyorum? Ben kendim için ne kadar doğruyum? Eğer ben kendim için doğruysam en başta çevrem için de doğruyumdur. Kendine yanlış olan biri ne çevresine faydalı olabilir ne yakınlarına faydalı olabilir. Kendine doğru olan biri, hep ne diyorum? Sevgi kişinin kendisiyle başlıyor. Sen kendini çok seviyorsan çevreni seversin. Sen kendine güven duyuyorsan çevrendekilere güven duyarsın. O yüzden aslanlara spotum diyorum ki kendindeki eksikliklerini bul. Onlar üzerinde emek harca. Yani ama kendin için harca. Kendinizle baş başa kalıp kendinizi dinleyin. Sorgulayın, kendinizin dinleyin. Özelliklerini ortaya çıkartın diyorsun. Kesinlikle. Aslanlara vallahi bu hafta uzun uzun anlattın. Başaklar evet. için de aynı şeyi istiyoruz. Gülçin Hepsi Bulut için. Demiş ki devamlı izliyorum. Hem de çalıştığım yerde herkese izletiyorum. Ben yazmadığım zaman hep birileri seçiyorsunuz vallahi demiş. Ah kıyamam. Gülçin Bulut'u da alalım. Hadi hoş geldiniz. Hay bugün gökyüzü. Hadi sizi de alalım. Bak yemin ediyorum içimden böyle bir şey hissettim. Okuyacağım ve Nuray bunu seçecek dedim. Gülçin tamam. Bulut. Gel Gülçinciğim. Bak iş yerinde hep bizi izletiyormuş. Ve Instagram'ına şey yazmış. Ben hep baharı yaşarım.
İnşallah biz de öyle olalım. Amin. Hep baharı yaşayalım. Gülçin Bulut'u da ekle. Ekledik. Ay bugün ne oluyor bize? Coştuk pazartesinin heyecanı bizim herhalde. Bizim stüdyo şefimiz eklesin. Evet. Bundacığımız. Gülçin Bulut da ekliyorsun. Evet. Hollanda'da mıymış? Tamam. Diğeri Hollanda'dan mı? Instagram şeyden görüşürüz. Feride Hanım Hollanda'dan tabii mı bizi izliyor? Hollanda'dan gelemeyecek buraya, ne olacak? Skype üzerinden görüşeceğiz ya da e-maille hazırlanıp gönderilecek. Daha ne olsun? Nuray Sayar'da çareler bitmez efendim. Evet, yurt dışına bile hizmetimiz var. Her an. Bu arada ben Şubat sonu Nisan Almanya'da olacağım. Evet. Tüm harika. Almanya'ya buradan duyurulur. Yine geliyor size, geliyor. Geliyoruz efendim, Soma için geliyoruz. Bir tuğlada siz koyun diye geliyoruz. Hadi bakalım, inşallah Almanya'da sizlerle buluşuyor Nuray Sayar'ı. Başaklar, ekran başında mısınız? Bu Başak Burcu ne olacak diye soranlar var. Kimileri iyi şeyler söylüyor, kimileri de böyle çok olumsuz yorumlarda bulunmuşlar Instagram'da. Şöyle kendileri için. Başak Burcu'nda hiç güzel şeyler olmuyor. Hayatımız nasıl etkilenecek diye. Bir görelim tablomuzu. Bakalım sevgili Başaklar, nasıl? Hiçbir şey yok. Bak gördün mü? Kötü gitti, 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 gitti. Bu hafta sizin için muhteşem bak, bir hafta. Ama dedik size program başında. Yani bu haftaya kötü başlamış olabilirsiniz. Enerjiniz öyle bir yükselecek ki. Bu arada bu haftanın en şanslı 4 burcunu program sonuna doğru açıklayacağız. Bir de cumartesi günü özellikle ay tutulması var. Evet, tutulma. Ay tutulmasında cumartesi günü yapmanız gereken bir ritüel var. Ne olur burayı kaçırmayın. Nuray Sayar'ı ve ben tutulmayı sizler için vereceğim. Ben tutulmayı Ankara'da karşılıyorum. Tutulma gününe özel çalışmalar olacak. Katılmak isteyen herkesi de bekliyorum. Ankara'da mı olacak? Ankara'da olacağım. Ben Ankaralılara duyuruyorum. Gidebilenler gidecekler. Gidemeyenler Instagram'dan takip ederler. Bu arada haftanın şanslı 4 burcu dedim ya, haftanın şanslı 6 burcu varmış. Ya. Editörüm dedi ki 6 Nuran'ın dedi. 4 değil. Peki onu da yayın sonuna doğru açıklayacağız ama önce Başakları bir görelim bakalım. Hemen ne diyeceksin görelim Başaklar için? Şimdi onlar kendi içine dönerek bu dönemde yalnız kalmaya ihtiyaç duyacaklar. Hı hı. Şimdi genelde yalnız kalmaya ihtiyaç duyan bir birey yanlışını doğrusunu görme ve gözlemleme adına şanslıdır. Siz Başaklar için özellikle bu dönem odak noktanızın eviniz olması, ihtiyaçlarınızın olması ve sorun olan her şeye yanıt bulabilmeniz kendinizle baş başa kalarak olacak. Özellikle hafta sonuna doğru evinizde, işinizde, yaşamınızda yalnız kalarak size sorun oluşturan, problem oluşturan, kaygı oluşturan ve sizin şahsınıza ait yanlışlar, hatalar neymiş, nedenmiş? Hayatınızdaki sizi üzen kişiler varsa, sizi üzenlere siz mi fırsat verdiniz, siz mi neden oldunuz? Tüm görmezden geldiklerinizi net görerek ve net farkına vararak kendi içinizde özellikle dur demeniz gereken huylarınızı durdurma, ilerle demeniz gereken yönlerinize hadi ilerle diyebilme cesaretini, gücünü kendi içinizde bu sayede hissedebileceksiniz. Ve aynı zamanda bu dönemde yalnız kalma ihtiyacınız artarken sorun olan her şeyi çözmek, kendinizi dinlemek, kendinize değer katmak, kendinizi önemsemek ve kendinizi sevgiyle sarmalamak ayrıca da kendinize mutluluk katacak. Özellikle bu dönemde geciken, sekteye uğrayan, elinizden kaçan fırsatları tekrar ele alabilme ve bunları değerlendirme konusunda da sadakat duygusunu da arttırıp kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. Bir başak olup da ilişkinizde güvensizliğiniz varsa, bir başak olup da ilişkinizin enerjisini ne kadar değerli kılmanız gerektiği konusunda soru işaretleriniz varsa, kendinizle baş başa olarak sorun ve problem olan her şeyi aşmak, atlatmak, kendiniz için tanıdığınız en büyük ayrıcalıklardan biri olacak. Özellikle şu anda Başak Burcu olup sağlık sorunu yaşayanlar ya da sağlık sorunları geçirmiş olanlar varsa şifa haftasındayız bu hafta. Süper. Başaklar adına. Özellikle korkuları olan, kendini dinleyen, hani vardır ya bazı anlar hepimizde olur, evhamlı olanlar.
Bu dönem mümkün olduğunca korkularından arınabilme konusunda da şanslı olacaklar. Özellikle Başaklar ailevi ilişkilerde aile büyükleriyle ufak tartışmaları bile büyütebilirler. O yüzden diyorum ki hiçbir şeye tartışmayla girmeyin. Zaten haftaya kendimle baş başa olmalıyım. Hayatın neresinde doğru duruş sergiliyorum? Benim yürüdüğüm yol doğru mu? Çalıştığım iş yeterli mi? İlişkimin geleceği ne? Bugünü ne? Daha nasıl mutlu olabiliriz? Biz bizi nasıl güvenle ilerletebiliriz'e konsantre olacaklar ve başarı elde edecekler. Bu hafta Başaklar için spotumuz, kendinize duyduğunuz güveni ön plana çıkarın. Duyuyorum yeterlidir demeyin. Bir daha sorun, bir daha sorun. Hissettirin diyorsun sorun, karşı tarafa. Sorun, geçin aynanın karşısına deyin ki, ey güzelim ne kadar güveniyorsun kendine. Şimdi yine güleceğim. Ben bunu genelde hep yaparım. Ay aşk olsun, gülmüyorum. Tebessümle seni izliyorum. Yaşam enerjini seviyorum. Canım benim. Aynanın karşısına geçin. Geçin aynanın karşısına ve sorun güzelim. Kendinize. Ey güzelim, akıllı ol, kendinin kıymetini bil. Boş ver, kim ne derse desin. Tanrı adamı yaratmış, Tanrı kadını yaratmış diye sevin kendinizi. Beni gören herkes şu şekilde yalnız. Vallahi enerjini seviyorum bu Ayşe'nin. Ay canım benim. Yaşam enerjisini seviyorum, biliyor musun? Yaşamak ne zaman onunla bir araya gelsem. Canım benim. Bütün enerjimi yükseltiyor. Ay sen yalnız de benim. Yalnız sanmayın ki ekran başında böyle. Hep de öyleyim biz ben. Biz mesela yayın dışında da. Ki. Bana genelde komşularım, arkadaşlarım diyorlar ki, senin iksirin ne? Ne yiyip içiyorsun? Ne yapıyorsun? Sevgi. Diyorum ki benim iksirim sevgi. Ben sevgiye aynen doymuyorum. Her dakika sevgi üretiyorum. Benim hayatımda öfkeye, nefrete yer yok. Ha, anlık yapıyorum artık. Nasıl yapıyorum biliyor musun? O sosyal medya üzerinden böyle yazıyorlar ediyorlar ya. Özür dile diyorum. Dilemezsen eğer. Çünkü hani edepli susunca korkak sanılırmış ya. Şok oluyor takipçilerden. Nuray Hanım takılmayın. Ay niye takılmayayım canım? Bırakın 5 dakika takılayım ben de. Takılırken de orada o içimdeki Nuray'ı ortaya çıkarıp sonra sevgiyle tekrar içeriye gönderiyorum. Şefkat ve sevgi çok önemli. Sevmek çok güzel bir duygu. Kim ne yaparsa yapsın sevin. Başta Yaradan'ı sevin. Evet. Önce evet Yaradan'ı, Yaradan'ı sonra sevin kendinizi ki. Sevin. Zaten Yaradan'ı seven, evet, Yaradan'ın nuru olduğunu bilir. Kendini sever. Kendini seven herkesi sever. Bu dünyaya herkes inanın bana iyilikle geliyor. Zaman içinde o nefs kötülük insanları öğreniyor. Olumsuz, kötü ve karamsar yapıyor. Onların da zaten Rabbiyesi kalmıyor. Fena. Suratlarına bakamıyorsun. O ne böyle Rabbiyesi? Bastıra bastıra. Böyle bir tuhaf oluyorlar. Işıkları yok, elektrikleri orasının yok. Orasının altını çiziyoruz yani. Rabbiyesi yok. Vallahi doğru aynen söylüyorsun. Öyle. Hani de eskiden derlerdi ya. Ay bir kara, bak nasıl gülüyorlar. Yok anam, yok nurları yok, ışıkları yok. Yani ışık da tutsan, pudra da sürsen, allık da sürsen yok. O yüzden hamdi senalar olsun ışığıma. Hay anam, nasıl gelecek o ışık geriye? Ha? Hangi ışık? Giden ışık. Işığını kaybedenler ışık mışık alamaz. Cereyanlar kesildi. Bitti yok artık, yani. Bitti. Ay, kofra attı kofra. Güzelim ancak cennete gidince yakar Nuray, o kofrayı. Bir şey soracağım şimdi. Bak astroloji konuşuyoruz. Şu anda tam şu anda. Heh. Yani televizyonlar arasında zaplarken bize denk gelenler kofra gitti koptu ışık yok. Ha ne diyorlar ne diye. Ne diyorlar diyordur. İnsani sevginiz varsa ana harteliniz var demektir. Sevginiz yoksa harteliniz yok demektir. Evet. Kesinlikle. Sevin efendim. Koşulsuz sevin. Ya karda bir köpek doğurmuş. Hemen anlatayım onu size. Hı hı. 9 tane yavrusu olmuş ve ben bunlara sahiplendim. Kulübeleri var. Her gün sabah gidiyorum, gece gidiyorum. Anne süt veriyor köpeklere çünkü bu kadar kadar yavrular. Yemin ediyorum size normalde o hayvan hep saldırır değil mi yavrularını ellediğin zaman? Hı hı. Tanıyor ve biz gittiğimiz zaman eşimi de alıştırdım. Şimdi örneğin eşim de alıyor hemen sütünü mütünü götürüyor. Hanım biri de yazmış oradan. Nuray Hanım yaptığınız iyilikleri paylaşmayın. Bak sevmek. Ya ben eğer işi gereği popüler biriysem, göz önündeysem, o örnek biriysem tabii ki paylaşacağım. Ayrıca sosyal medyada niye paylaşmayalım? Kediyi böceği her dakika fış 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 kendim mi çekeyim? Etrafta kedi köpek de var. Sadece ben yokum. Çiçek var, böcek var.
Dolayısıyla bundan bak, niye rahatsız olursun mesela? Ne paylaşıyor? Orada ama bir marka işte, karanlık kofrası da anteni de kopmuş. Anten varmış eskiden, ayar değiştirince kıskanç oluyormuş. Evet. Bu tarafa dönünce düzeliyormuş. Bunun anten manten de gitmiş. Kofra da gitmiş. Eight. Eight diye. Aynen öyle. Ben böyle oradan bir canlı yayın yapıyorum ben. Instagram'da artık, öyle Instagram'dan, bir şey de çıktı artık. Aa, böyle yapıyorum. Bir hoşt, bir senenizi kessin diyerekten. O kadar. Tabii. Aa, bir şey söyleyeceğim. Çok sinirlendirmişler. Aa, burayı. Kızıyorum ayol. Kıskançlık bir yere kadar. Sen o küçücük köpekten ne istiyorsun? Yani benim üzümümle fındığımdan ne istiyorsun? Sana ne? Sütümü alır götürürüm diyor ki. Çiğ süt veriyorsun. Vicdansızsın. Ya kalk evinde oturduğun yerden de bir parça ekmek götür. Sana ne? Ben ne bilirim çiğ mi verilir? Ben evde var köpeklerimiz. Mamayla besleniyorlar. Mamalar alıp götürüyorum. Ya, laf söylemek için işte. Tabii. Kofrasız insanlar bunlar. Kofrasız. Neyse konuşup da kirletmeyelim. Tamam, ruhumuzu, peki. Ruhumuzu, burçlarımıza dönelim. Teraziye dönelim. Teraziye dönelim. Sevgili teraziler. Sonra bir de bana yazmış o. Bak terazi deyince diyor ki. Terazi burcuyum. Bak unuttu ben onun resmini çektim. Çünkü safım ya ben. Safım gerçekten. Unutu veririm. Resmini çektim onu yazanın. Unut, bana diyor ki sonra ben terazi burcuyum sevgilim yengeç. Şimdi seni engelliyorum yazdım ben de ona. Terazileri çok seviyorum ama. Bence onun doğum tarihi belli değil. Terazi öyle yapmaz. Burçsuz o. Konuşabilir miyim artık? Tabii ki konuşabilirsin. Terazilere geçebilir miyiz? Çok sinirlenmişsin sen. Teraziler gelsin ekrana. Biraz sonra Twitter'dan da bir fotoğraf alacağım. Bakalım hemen. Sevgili teraziler, bu hafta siz neler yaşayacaksınız? Buyurun. Evet, aşkta sana sevgilisiyle olan ilişkisini sormakta haklı galiba. Bir problem var aşk hayatında. Yani evet. Teraziler aşk konusunda bir mücadeleye girecekler. Şimdi bazı anlar vardır ya, sancılı anlar, zorlayıcı anlar, yıpratıcı anlar. Teraziler ciddi anlamda çok sancılı, yıpratıcı bir dönemi geride bırakıyorlar efendim. Bugün itibariyle. Şimdi burcunuzda gerilemekte olan bolluk, bereket ve şans gezegeni Jüpiter, siz terazilere kaçırdığınız fırsatları tekrar sunacak. Eğitim, meslek, kariyer, ilişki, evlilik, aile, gayrimenkul, para, kariyer. Hangi alanda fırsatları kaçırdığınızı düşünüp kendinize sorguluyorsunuz? Hangi alanda elinizden fırsatlar alındığını düşünüyorsunuz? Özellikle siz teraziler için bu hafta kaçırılan, kaybedilen imkan ve fırsatların geri dönmesi mümkün. Çünkü gezegenlerin kombinasyonu ve tutulmaların etkisi, aynı zamanda bolluk bereket gezegeni Jüpiter burcunuzda gerilerken siz terazilere yeniden çok kaybedilen imkanların ve fırsatların geri dönmesine etki edecek. Bu dönem kalabalıklara karışmak için iyi bir dönemdesiniz. Bu dönem yeni insanlar tanımak adına da çok doğru bir süreçtesiniz. Aynı zamanda planlarınızı, hedeflerinizi gerçekleştirmek, organize haline getirdiğiniz işlerin sonucunu elde etmek adına son derece yapılanacağınız, güvenle yaşam yolunda ilerleyeceğiniz bir haftadasınız. Sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda daha önce çevrenizde bulunan, benim neden iyiliklerimi görmüyor diye hayıflandığınız, ilişkilerinizin bozulduğu dostlarınız varsa hatalarını anlayabilir, kapınızı yeniden çalabilir. Bu dönem bozulmuş arkadaşlıklara, dostluklara müsaade etmeniz için doğru bir süreç mi? Kesinlikle çok doğru bir süreç. Ayrıca siz teraziler için de diyelim ki bir arkadaşlığınız vardı, kırgınlık yaşadınız, dargınlık geçirdiniz. Vaktiyle her konuda kendinizi haklı görüyordunuz. Ben gururluyum, onurluyum ve asla bu ilişkiye geri dönmem diyerek bir ilişki noktaladıysanız, şimdi gezegen kombinasyonları, tutulmaların verdiği heyecanla, aynı zamanda bolluk bereket gezegeni Jüpiter'in burcunuzdaki gerilemeye başlamış olması hatalarınızı, görmezden geldiklerinizi, göremediklerinizi görmenize, hem iş hem kariyer adına yanlış olan her şeyi toparlayıp düzeltmenize yardımcı olacak. Ve bu yardımlarla birlikte yaşam yolunuzda doğru bir duruş sergilemek de size duyulan güvenin artmasına,
sizin beklediğiniz başarıyı da elde etmenize etki edecek. Yalnız olanlar kalabalıklara karışabilir, yeni kişiler tanıyabilir, eğlenceli zamanlar geçirebilir. Kendinize güvenin. Bu hafta spotum, geçmişe şans vermekten korkmayın. Sevgili evet, hatalarını görüp düzeltecekler. Peki artık görmek için de zorluk çekmeyecekler. Hata ettikleri alanları düzeltip toparlama ve telafi etme konusunda içten olacaklar. Onlara adım atanlarda da bu içtenliği net bir şekilde görüp gözlemleyip hissedebilecekler. Geçmişe de şans versinler. Kesinlikle verebilirler. Acaba bu haftanın en şanslı 6 burcu hangisi? Program sonuna doğru bunu açıklayacağız. Bir de cumartesi günü bir ritüel yapmamız gerekiyor. Çünkü evet, cumartesi günü bir tutulma var. Ay tutulması var. Ay tutulmasında nasıl bir ritüel yapacağız? Gidenler geri gelecek mi? Maddi açıdan sıkıntılarımız gidecek mi? Hepsini program sonuna doğru öğreneceğiz. Leyla Hanım hem eşiyle tartışmış, hem eşiyle problemi varmış, hem yorgunluğu varmış hayata karşı. Borcum da var diyor. Acaba ne olacak? Bir terazi burcu olarak anlattık zaten evet, terazileri. Mutlaka geçmişe şans vereceksiniz. Terazilerden sonra akreplere geçelim. Akreplerden sonra Twitter'dan bir fotoğraf alalım. Bakalım bu hafta akrepler ne yaşıyorlar? Hangi alanlarında yıldızlar eksik? Hadi görelim. Yani onlar da şanslı. Akrepler de bu hafta yüzü gülenler şanslı, arasında. Şanslı. Kesinlikle. Peki, çok şanslı. Yani bu yine şanslıyız ama dikkat etmemiz gereken var, alanlar tabii oluyor. Ki, tabii ki. Akrepler için ne söyleyeceksin? Şimdi akrepler için özellikle bu dönem iş yaşamında fark edilmeyi bekleyenler için, fark edilemediğini düşünen akrepler için gezegenlerin kombinasyonu fark edilme. Fark edilip öne çıkma, önder olabilme enerjisini arttırma, kendine duyduğu güveni yükseltme, aynı zamanda kendi içsel duygularında ve düşüncelerinde siz akrepler için planlı ve programlı olmak çok önemli olacak. İş sektörü değiştirme kararı alabilirsiniz. İş sektörü değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir düzenlemeyi, yeni bir planlamayı, mevcut içinde bulunduğunuz sorumluluklarınız ve işlerinizden yana da yapabilir, gerçekleştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Siz akrepler için bu dönem iş yaşamınızda fark edilmeyi bekleyen önemli konular gündeme gelebilir. Olduğum yerde mutlu muyum? Yaşadığım ilişkiyle güven içinde miyim? Ben evliliğimde İyi bir geleceğe mi sahibim? Tüm bu soruları kendinize sorduğunuzu fark edebilirsiniz. Akrepler, ekranları başındaki akrepler, stüdyomuzdaki akrepler, kendinize soru sorarken düzeltmeniz, toparlamanız gereken alanların neler olduğunu da sormayı unutmayın ve ihmal etmeyin. Bu hafta çalıştığınız işte ya da sahibi olduğunuz işte ve imkanlarda siz kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Siz kendinizi nasıl toparlayabilirsiniz? Siz kendinize daha çok nasıl güvenebilirsiniz? Siz kendiniz adına arzu ettiğiniz planlamaları daha planlayarak mı zaman geçirirsiniz? Start vererek mi ilerlemelisiniz? Tüm bunları sorarak kendi içinizdeki bilinmezliklerden, yolunu bulamadığınız duygulardan yana netlik kazanacaksınız. Aynı zamanda iş yaşamınızda değişimleri yaşarken başkalarının sizi mutlu etmesine ihtiyaç duymayacaksınız. Mutlu olmayı siz isteyerek hem iş hayatınızda hem ilişkilerinizde hem çevresel arkadaşlıklarınızda mutluluğun misyonunu taşıdığınızı hissedercesine hareket edebilir ve yaşam yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda başkalarının sizin için ne düşündüğünü daha önce düşünürken, bu tutulmayı karşılarken, aman canım kim ne düşünürse düşünsün, ben kendimi nasıl görüyorum demek, hiç hissetmediğiniz ve yaşamadığınız bir duyguyken çevrenizde sizi tanıyanların şaşırmasına da neden olabilirsiniz. Özellikle kendinizle barışma, kendinizle bütünleşme, kendi içinizdeki size çıkacağınız yolculukla eksikliklerinizi bularak geleceğinize daha sıkıca bağlanmanın, daha iyi fırsatlar, daha iyi imkanlar oluşturmanın farkına varabilirsiniz.
Akrepler için spotum bu hafta. Artan şansınızı daha da yükseltmek sizin elinizde. Kimseye ihtiyacınız yok ama çevrenizde size ihtiyacı olan kişi çok. Evet, yaylara geçmeden önce hemen Twitter'dan bir fotoğraf alalım hemen bakalım. Alalım. Çok güzel fotoğraflar gönderdiniz bize. Çok teşekkür ediyorum. Bir anne oğlum fotoğrafı geliyor şimdi ekrana. Maşallah. Evet, Betül Yaman bize göndermiş hemen saatini de söyleyelim. 11.08.1976'da öğle vakti doğmuş ama nerede doğduğunu yazmamış. 11.08? Evet, 11.08.1976. Öğlen vakti 14.30'da doğdum demiş. Yalnız doğduğu yeri yok. Dereceyi söyleyemeyeceğiz. Tamam, peki. Yani eğer Türkiye ise tabii ki. Hı hı. Yurt dışı ise olay tamamen değişir. Yani biz ülkemize ait bir ilde, bir şehirde ise... Tamam, şöyle diyelim. Akrep... Betül Hanım, eğer Türkiye sınırları içerisinde doğduysanız bu bilgileri kale alın. Eğer değilse yurt dışında almayın. Doğduysanız saat bu bilgileri kale almayın. Çünkü. Hemen dinleyelim. Yükselen akrep, ay balıkta, güneşse doğum anında aslanda. Hı hı. Verilen bilgilerle kendini ve hedeflerini belirleme, planlarını elde etme konusunda güven duygusunu kazanması gereken bir süreçte. Biraz zannediyorum ilişki ve arkadaşlıklarda zorlanma sürecinde. Bunun için bir 3 aya ihtiyacı var. Peki Betül Hanım, sevgiler, ne de tatlıymış bak oğlu herhalde. Maşallah. Maşallah. Şimdi Fulyam 84 demiş ki yay burçları neden hep bu aralar bu kadar gergin? Kimseyle konuşmak istemiyorum ve aşk hayatımız hep kötü geçiyor. Ne oluyor bize demiş. Bakalım mı bakalım? Hemen bakalım. Yaylara ne oluyor? Neler var? Hangi alanlarında yıldızları eksik? Sağlık konusunda bak gergin olduğunu söyledi. Ruhsal olarak kendini iyi hissetmiyorlar. Evet. Sen ne söyleyeceksin? Aşka 5 yıldız vermişsin ama. Aslında o 5 yıldızın başlıca nedeni şu. Birçok yay sorumluluk alma konusunda şanslı. Özgürlüklerinden dolayı çevresindeki kişileri yıldıran yaylar bu dönem ilişkilerde yersiz ve lüzumsuz özgürlükten arınma sürecindeler. Bu da onlara ciddi anlamda şans ve başarı katmakta. Yaylar için bu hafta özellikle de iş ve çalışma yaşamlarında sorumluluk alma konusunda hedef belirledikleri, ne istediklerini düşündükleri, işler adına kendilerine duyduğu güvenin tamamen artması gerekiyor. Bu dönem yapılacak çok sayıda iş çıkabilir karşınıza. Artan sorumluluklarınız da sizi zorlayabilir. Benim size tavsiyem bu dönem sağlığınıza, mümkün olduğunca ruh ve beden sağlığınıza özenle önem göstermelisiniz. Siz hiçbir konuda asla ihmal etmemelisiniz. Çünkü ihmalci olduğunuz takdirde yaşam enerjinizi düşürebilir. Hatta geleceğinizle ilgili de ciddi anlamda umutsuzluklar yaşayabilirsiniz ki zaten siz sevgili yaylar için sizin ışığınızı kesen, enerjinizi düşüren, hatta kendinizi mutsuz etmenize etki eden ve neden olan olaylardan hem arınmak hem artık ilişki olarak da sizi yıpratan ilişkileri sürdürmek adına asla müsaade etmeyeceksiniz. Bu dönem yeni başlangıçlar yapmak, isteklerinizi ve işlerinize odaklanmak artı getirecek size. Sadece hayatınızdaki geliştirmek isteyip değiştirmek isteyip değiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz alanlarınızı lütfen mümkün olduğunca geliştirmeye, yapamadığınız değişimleri yapmaya özen gösterin. Hedef belirleyerek iş hayatınızda yol almaya özen gösterin. Hatta bugün sorun kendinize. Benim işimde hedefim ne? Benim ilişkimde hedefim ne? Ben hayatın neresinde duygulanır, neresinde yıpranır, neresinde güçlenirim? Ben kendimi ne kadar tanıyorum bir yay burcu olarak diye? Bunları lütfen kendinize sormanız gereken bir gündesiniz. Haftanın ilk iki gününde. Sorup da cevap alamıyorsanız, o zaman kendi içinizde kendinizle yüzleşmekten kaçtığınızı bilin ve mümkün olduğunca kendinizle yüzleşin. Sağlığınızı ruh ve beden olarak, biliyorsunuz akıl sağlığı çok önemli.
Sevgili Zafer Hoca da anlatıyor. Hı hı. Hani akıl bir çizgi de maazallah çizginin öbür tarafını atladığımız anda geri tarafına dönemiyoruz. O yüzden diyoruz ki sizden rica ediyorum ruh sağlığınızı mutlu edecek işlerle, ortamlarla ve kişilerle bir arada özen gösterin. Çünkü bu dönem psikolojik anlamda her şeyden çok fazla etkilenebilirsiniz. Spotum. Akıl ve beden sağlığı çok önemli. Her şeyi kendiniz için daha nasıl iyi yapabilirsiniz evet. Sorun kendinize. Öyle dünya dertleriyle çok uğraşmayın diyorsunuz. Yani uğraşsak da en azından şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Biz kimseyi değiştiremeyiz. Evet. Biz sadece hayata karşı değişerek baktığımız takdirde olayların akışını değiştirebiliriz. Peki oğlaklar ne yapıyorlar bu hafta? Evet, neye hemen anlatalım. Ediyorlar? Hadi gelsin oğlakların tablosu. Bu hafta oğlakların dikkat etmeleri gereken neleri var? Aşk konusunda niye böyle? Neye dikkat etsinler Nuray? Vallahi bu dönem aşk onlar için ikinci planda kalıyor. Daha çok iş ve paraya odaklanmaya artan ihtiyaçları oğlakların. Bu dönemde ödemelerin, iş kurma, taşınma gibi konuların oğlakların yaşamında artarak yükselen sorumluluk ve sorunların tabii ki biraz duygudan, güncel yaşamdan uzaklaşmaya etki edebilir. Dolayısıyla bir oğlakla birlikte olan bir hanımefendi ya da bir oğlakla birlikte olan bir beyefendinin partnerine karşı mümkün olduğunca duyarlı, hissiyatlı ve anlayışlı yaklaşması gerekiyor. Çünkü siz oğlaklar bu hafta hem gezegenlerin kombinasyonu, hem beklenti ve düşünceleriniz konusunda yeteneklerinizi geliştirmek, yürüdüğünüz iş yolunuzda üstlendiğiniz koşullar ile sağlam adımlar atmak, aynı zamanda koşullarınızı değiştirmek konusunda istediklerinizin istediğiniz gibi olabilmesine artan heyecanınızla biraz çevrenizdeki kişilere baskı kurduğunuzu da fark edebilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem, özellikle yaptığınız işlerin üzerinde başarı istiyorsanız, ben başarıyı nasıl elde edebilirim konusunda düşünün. Araştırmacı olmaktan çekinmeyin. Ve mümkün olduğunca aciliyet gerektiren işlerde ve konularda, durum ne kadar aciliyet gerektirse de ruhunuzda aciliyete yer vermeyin. Tamam, yaşamın içinde bir şeylere yetişmek için hepimiz her an koşturabiliyoruz ama siz oğlaklar bu dönem neye acele ederseniz gecikir ve geç kalırsınız. Bunu mutlaka düşünün. Hiçbir şeye gecikmemek için ruhunuzdaki telaşınızı durdurun. Beraberlik ve birliktelikte ise sadakat bu dönem sizin için çok önemli. Jüpiter'in terazi burcunda gerilemeye başlaması, vaktiyle yanlışlar yaptıysanız ya da yanlış bir şeyler olduysa bunları telafi etmek bu dönem sizin için her zamankinden daha kolay olabilir. Ben her zaman özür dilemenin, bir konuda pişman olmanın çok önemli bir erdem olduğuna inananlardan biriyim. Hepimiz hata yapabiliriz. Kesinlikle hata yapabiliriz ama hatayı fark ettiğimizde telafi etmeyi ihmal ediyorsak en büyük hatayı o zaman yaparız. O yüzden hatalarınızı telafi etmeyi, ihmal etmemeyi önemseyerek özen gösterin efendim. Siz oğlaklar için bu dönem aynı zamanda aile içi ilişkilerinizde yakınlarınızın sizin desteğinize, sizin yardımlarınıza ihtiyacı artabilir. Gerçekten bir yakınınıza, bir arkadaşınıza maddi konuda ya da manevi konuda içtenlikle yardım etmek istiyorsanız yardımcı olun. Yardım etmiş olmak için yardımcı olmayın. Hı hı. Çünkü daha sonra o büyük sorunlara etki edebilir ve neden olabilir. Daha çok bu dönem parasal konularda alışverişleri ve ödemeler konusunda artan sorumluluklardan dolayı kimseye parasını vermek istemeyebilir oğlak. İsteksiz yapılan her şeyde problem olur, ilişkilerde neden olur. Diyorum ki içinizden gelmeyen hiçbir şeyi zorla, baskıyla kendinize yaptırmayın. Bu hafta siz oğlaklara spotumuz
Her konuda istekli olun, isteksiz olduğunuz her şeyden uzaklaşın. Peki, kovalara spotun ne olacak acaba? Kovalar ne yaşayacaklar? Tutulma. Hemen tablonuzu getiriyorum ekrana. Sevgili kovalar, bakın bu hafta ne yaşayacaksınız? Para ve sağlıkta güzel gelişmeler varken aşkta 4 yıldız vermişsin ve diyorsun ki bir şeye dikkat edin ama neye? Yanlış anlaşılmaya. Oo. Şimdi evet kovaların işte ve çalışmada şansı artarken kovaların önde olmakla ilgili istekleri gelişir gerçekleşirken bir ilişkisi olan bir kova için bir evliliği olan bir kova için benim en büyük tavsiyem lütfen konuşmadan önce düşünün. Sözlerinizi çok iyi seçin. Hiç söylememeniz gereken sözleri, en son söylemeniz gereken sözleri ve yorumları en başta yapabilirsiniz. Ve ben daha sonra nereden çıktı, nasıl yaptım dememek için konuşmadan önce düşünün. Düşünürken de bu konuşmaları, bu düşünceleri biri bana yapsa ne hissederdim? Empati yapmaya özen gösterin. Siz kovalar artan kariyerinizle yaptığınız ve yapacağınız her işte sağlam adımlar atarak kendinize duyduğunuz güvenin de artmasına, size duyulan güvenin de kendiliğinden arttırılmasına neden olacak ilişkileri, ön planda olacağınız koşulları hafta boyunca yaşayacaksınız. Aşkta tartışma, öfke, nefret, kin, sıkıntı oluşturabilecek her şeyden uzaklaşın. Bu dönem eşinizin hataları üzerine konuşmalar yapmak istiyorsanız doğru bir haftada olmadığınız için yapmayın. Bu dönem sevdiğiniz kadınla ya da sevdiğiniz erkekle gelecek planlaması yapmak istiyorsanız bunu yapın. Ama karşınızdaki buna hazır değilse ilişkinizin zarar görmemesi için baskı kurmayın. Özellikle siz kovalar için üretmek, çalışmak, kazanmak, sağlam adımlar atmak adına güzel bir hafta, sosyal ilişki, aşk ve evlilik konusunda empati yapmak çok önemli. Sağlıkta ise alışkanlıklarına çok dikkat etmesi gerekiyor kovaların. Beslenmeye, alışkanlıklarına, onlara zarar veren, sağlığını bozan alışkanlıkları varsa bu dönem bırakmak, arınmak adına da çok doğru bir süreçte, çok doğru bir zamandayız. Bunu da ihmal etmeyelim. Siz kovalar için bu hafta benim vereceğim spot, kendinize güvenin, çevrenizdeki kişileri sevin ve mümkün olduğunca düşünerek konuşun. Empatiyi hayatınızdan ihmal etmeyin. Evet, kötü alışkanlıklarınız da size zarar veriyor diyorsun. Bu da çok önemli bir spot bence. Evet. Şimdi balıklar. Son burcumuz balıklar. Bu haftanın en şanslı 6 burcu biraz sonra gelecek. Cumartesi günü bir ay ve çok önemli yaşanacak. Bir ritüel vereceğim. Evet. Senede bir kere yapılan bir ritüel. Evet. Bu. Az sonra o ritüeli vereceğiz ama önce balıklar. Evet. Hadi bakalım. Evet, para konusunda şanssız bir haftadalar. Aşkla başlayalım. Para hemen ve sağlıkla devam edelim. Balıklar bakalım ne yaşayacaklar. Şimdi balık için özellikle gezegenlerin kombinasyonu. Bu dönem yapılacak çok sayıda İşim çıktı. Yapılacak çok sayıda sorumluluğum var der gibi olmaya başladınız sevgili balıklar. Çalıştığınız iş yerinde ya da sahip olduğunuz iş imkanlarınızda her şeyin sizin üstünüze yüklendiğini görebilir, düşünebilir ve değerlendirebilirsiniz. Ne olursunuz, artan sorumluluklarınız sizi korkutmasın, ürkütmesin ve tedirgin etmesin. Bir balık burcuysanız gelecekle ilgili yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde kendiniz için duyarlı olun. Herkesin sizin başarısını görüp alkışlamasını beklemeyin. Sizi alkışlamayan, başarınızı fark etmeyen kişiler sizi sevmiyor değildir. Herkes herkesi kıskanmak zorunda ve durumunda da değil. Olabilir. İnsan, hepimiz insanız. Bazen nefsimizin oyunlarına maruz kalabiliriz. Çevrenizdeki kişilere karşı anlayışlı olun. Mümkün olduğunca artan sorumluluklar ve öne çıkan gündelik düzeni bozan işlerden yılmayın, pes etmeyin. İş planlarınızı değiştirebilir, kendinizi dinlemek, yavaşlatmak için doğru bir haftadasınız. Özellikle ruh yavaşladığı anda yaşam hızlanır.
Her hafta bakın birinin yavaşlaması gerektiği an oluyor. Gezegenlerin kombinasyonuyla. Özellikle geçmişe takılı kalmaktan, ilişkilerde geçmiş takıntısı yaşamaktan uzaklaşmanız gereken bir haftadasınız. Bir de içinde bulunduğunuz işlerde en çok ben çalışıyorum. Ya da bir evlatsınız. En çok ailem bana sorumluluk veriyor. Ne güzel, seçilmiş olduğunuzu düşünün, değerlendirin. Her evladı anne ve babaya bakmak, ilgilenmek nasip olmayabilir. Burada da yaradan tarafından seçilmiş olmak gerekiyor. Özellikle balık olup da anne baba sorumluluğu taşıyanlara ben diyorum ki lütfen şikayet etmeyin, gurur duyun. Bu hafta balıklara spotum. Kararlı olun, net olun, sevmekten çekinmeyin. Evet, alkışlıyorum seni. 12 burcu da tek tek yorumladın. Az sonra en şanslı 6 burcu getireceğiz ekrana. Acaba bu haftanın en şanslı 6 burcu kim? Hangi burçlar? Ama en şanslı seyircimizi biliyorum. Sevgili Sibel Özçelik. Bugün hem doğum günü hem çok şanslı. Çünkü o kadar arayan seyircilerimiz arasında o canlı yayına katılma hakkı kazandı. Diğer seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşınızı kutluyorum. Sibel Hanım'ı canlı yayına bağlıyoruz. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Merhabalar, iyi haftalar diliyorum size. Merhabalar, teşekkürler. Hemen alalım mı doğum bilgilerinizi? Tabii, 6 Şubat 1977 bu arada. Merhabalar Nur Hanım. Merhabalar. İstanbul doğumluyum. Pazar evet. Günü doğdum. 6 Şubat 1972 İstanbul. 77. Evet. Ha, 2. Ben 2 diye duydum. Tamam, sabah? Yok, öğlen 3.30-4 gibi doğmuşum. Peki, İstanbul'da doğmuşsunuz. Evet. Evet. Hemen bakalım bu yıl size ne getirecek? Şanslı bir yıl mı olacak? İnşallah çok dikkat güzel etmeniz olur. Gereken alanlar var mı? Efendim, yükselen burcunuz Yengeç. Hı-hı. Ay burcunuz Başak. Güneş burcunuz ise Kova. Analitik zekası yüksek olan, daima iyi değerlendirilmeler yapan, aileye, yuvaya ve sorumluluklara bağlı olan, maddi konularda biraz hani gergin bir süreçten geçiyorsunuz, doğru mu? Evet, doğru. Artan sorumluluklardan dolayı yaşadığınız evi değiştirme, taşınma, maddi standardınızın daha mı altına düşerim, ne zaman yükselirimi sorgulama sürecindesiniz. Biraz öfke, Mars 7. evde öfkeli bir duygusal ilişkiniz mi var sizin? Biraz. Patırtısı çok olan, tartışması çok olan, doğru mu? Biraz, evet, haklısınız. O birazı yok edin ve iyi bakın kendinize. Sibel Hanım, yeni yaşınızı kutluyoruz. Şimdi haftanın en şanslı 6 burcu var. Bakın, gidenler geri gelecek. Acaba hangi 6 burcun yüzü gülecek? Bir de cumartesi günü ay tutulması yaşanacak. Nuray Sayar öyle bir ritüel verecek ki ne olacak bu ritüelle? Bu ritüelle elinizden kaçan imkanları, hedef olarak belirlediğiniz işleri, olmuyor dediğiniz dilekleri tek tek gerçekleştireceksiniz. O zaman şöyle, eğer bir dilek gerçekleşmesini istiyorsanız cumartesi gününü kaçırmayın. Çünkü ay tutulması var. Ritüeli de Nuray Sayır'dan. Ben kısa bir reklama gidiyorum ama koşa koşa geri geleceğim eğer ayrılmazsanız tabii. Harikasınız. Bu arada Instagram'dan canlı yayın yaptım reklam arasında. Diyorlar ki vallahi yani reklamda bile kanal değiştirmiyoruz. İşte ben böyle seyircilerim deyip herkesi tek tek teşekkürler öptüm. Teşekkürler ediyorum. Altı burç hangisi? Görelim mi bakalım? Görelim. En şanslı. Kaçırdıkları geri gelecek olan işte altı burç. Terazi, Koç, Aslan, Yay, Kova ve İkizler. İnanılmaz şanslı olacaklar. Ne oldu? Herkes coştu. Evet, inanılmaz şanslı olacaklar. Fırsatlar evet. Önlerine tepsiyle sunulacak. Bu burçların. Bu burçların. Kesinlikle. Peki. Kayıpların kazanca, kaçırılmış imkanların önlerine geleceği. Harikasın. Bir haftadayız. Şimdi yılın ilk ay tutulması, hı-hı, cumartesi günü gerçekleşiyor. Bu tutulma Aslan Kova aksında gerçekleşecek. Dilediniz, istediniz. Olmuyor. Gitti geri gelmiyor. Verdim ama alamıyorum diyerek başaramadığınız dilek ve istekleriniz varsa bu hafta cumartesi gününden bir sonraki cumartesiye kadar yapıp uygulayabileceğiniz bir ritüel paylaşmak istiyorum sizlerle. Biliyoruz seni. Sümbül soğanı alacaksınız. Hangi renk olursa olsun hiç fark etmez. Sümbülünüz beyaz açarsa
Hemen olacak. Açmadan bile olabilir. Mor açarsa geciktiren sizsiniz. İçinizi düzeltinin bilgisi var. Renklerin de bir mesajı var bize. Dileğinizi dileyip ben şu andan itibaren dileğimi ekiyorum. Olmasına kendi içimde müsaade ediyorum diyerek sümbül soğanı dikiyorsunuz. Beyaz açarsa hiçbir şeyden endişe etmeyin. Mor açarsa kendi içinizi düzeltin. Ama yine de dileklerinizin gerçekleşmesine yardımcı olacak. Bu ritüeli bir daha dinlemek istiyorum. Burcumu kaçırdım, dinleyemedim diyorsanız www.beyazgazete.com'dan programımızın tekrarını izleyebilirsiniz. Burcun ne Nuray? Kova. Kova. Peki kan grubun? A Rh pozitif. Peki A Rh pozitif kan grubunun? Benimkisi. Ne olur? Bakkal kanı. Her yerde bulunuyor diyorsun. Her yerde. Dur bir dakika. Ayşe ben sulandırıyorsun aşk olsun. A Rh pozitifsin. Evet. A Rh pozitif kana sahipsen mesela hangi hastalıklara yol açabileceğini biliyor musun? Biliyorum. Ben araştırmalarını yaptığım için dur başka birine soracağım. Her şeyi biliyor. Bir dakika siz biliyor musunuz? Çok okuyorum. Burcunuzun hangi hastalıklara yol açtığını biliyor musunuz? Pardon burcunuzun diyorum ya. Kan grubunuzun. Yarın acayip bir konumuz var. Şeker çok ve güzel. İnme daha çok hangi kan grubundaki kişilere geliyor? Felç riski hangi kan grubunda daha yüksek? Hangi kan grubu hangi hastalıklarla her an karşı karşıya? Vallahi ben bu programı sizin yerinizde olsam kaçırmam. Yarın çok önemli. Çok. Hepinizi bekliyoruz. Mehmet Ali Bulut Hocam geliyor yarın. Hoşça kalın.